sezonun trend parçalarını evde kendim yapmaya ve sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir önceki videoda biliyorsunuz kadife bir kimono dikmiştik. Sezonun çok trend bir parçası olduğundan bahsetmiştim size. Bugün yine çok trend bir parça yapacağız. Payetli, işlemeli kazak yapacağım. Yine mağazalara gezdiğimde gözüme çarpan materyallerden bir tanesi payetler ve taşlar. Özellikle sweatshirtler ve kazaklar bunlarla işlenmiş. Ben yine çok düşük bir maliyetle kendi kazağımı yapacağım, düşük maliyetle. Bunun için ihtiyacınız olan bir kazak. Ben şöyle ucuz bir kazak aldım. Herhangi bir kazak, gördüğünüz gibi. 20 liraya, 30 liraya her yerde bulabilirsiniz. Ve şöyle şerit halinde satılan işlemeler var. Ben tek tek boncukları kendim işlemeye uğraşmak istemedim. Çünkü çok zaman alıyor gerçekten. Ama şöyle şerit halinde satılanlar var. Bunları keserek tek tek kullanacağım. Ve işimi çok çok daha kolaylaştıracağım. O zaman hazırsak başlayabiliriz. Evet, ilk olarak işe şeritlerdeki bu süslemeleri kesmekle başlıyorum. Bunları ben tek tek kullanacağım çünkü. Böyle tek tek keseceğim ve şu kenarındaki fazlalıkları alacağım. Gördüğünüz gibi. Ve böylece payet süslerimi elde etmiş olacağım. Bunu istediğim sayıya ulaşana kadar yapıyorum. Evet, ben istediğim sayıda gördüğünüz gibi süsleme, işleme kestim. Zamandan çok çok kazandım. Bunları kesmek 5 dakikamı aldı ama bunları tek tek dikmeye kalksaydım yaklaşık bir 3 saat harcamam gerekirdi sanırım. Şimdi tek yapmamız gereken şey kazağımızı alıp dikmeden önce nereleri dikeceğimizi şöyle bir gözümüzle kestirmek. Şöyle ben bakıyorum. Düzenli bir şekilde yerleştireceğim. Sadece ben ön tarafına uygulayacağım bu işlemi. Siz isterseniz sadece kollarına ya da tüm kazağa uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça şık oluyor. Dışarıda 100 lira olan bir kazağa yaklaşık 25 liraya mal etmiş oluyoruz. Evet, şimdi tek yapmam gereken bu işlemeleri dikmek. İsterseniz yapıştırabilirsiniz de ama ben dikmenizi öneririm. Çünkü yıkanınca dik yapıştırmanın nasıl olacağı konusunda çok emin değilim açıkçası. Ama dikerseniz işinizi garantiye almış olursunuz. Evet, ben kazağımı dikmeyi bitirdim ve şu anda favori projelerim arasında girdi bile. Çünkü yapması gerçekten çok kolay ve sonuç çok çok daha güzel oldu. Beklediğimden bile güzel oldu diyebilirim. Bunu mutlaka denemelisiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.